Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Spor Twitter'da ve Instagram'da Radyo Spor hesapları, Salim Manav hesapları, bu hesapları takip edebilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz yayınımız içinde. Süper Lig'de heyecan başladı. Dün önemli maçlar vardı. Süper Lig'de 3 önemli karşılaşma vardı. İlk maç Hatay Spor Alanya Spor maçıyla başladı. Hatay Spor sahasında Alanya Spor'la 1-1 berabere kaldı sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Beşiktaş'la Adana Demirspor Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı. Pendik Spor'un rakibi Kasımpaşa'ydı. Mücadele 3-2 Pendik Spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız programımız içerisinde. Bunu ifade edelim. İlk bölümde birazdan reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından hattımızda konuklarımız olacak. Aksilik olmazsa sevgili dinleyenler, bugün yayınımızda Ayhan Şensoy bizlerle birlikte olacak. Ayhan Şensoy ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunu söyleyelim. Birazdan hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Şimdi ilk aramıza gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Birazdan gidelim araya. Teşekkür ederim Yücel abi. Birazdan araya gidelim. Ben yanlış anladım, kusura bakma. Bu arada yaşanan gelişmeler var. Yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçlar var. Bu maçları da sizlerle konuşacağız. Bugün Süper Lig'de program şu şekilde. Yine önemli maçlar var. Saat 17'de 2 maç var. Gaziantep FK'nın rakibi Konya Spor. Yine aynı saatte Ankara Gücü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 20'de 2 maç. Antalya Spor Sivas Spor'u ağırlıyor. Başakşehir'in rakibi iç sahada Fenerbahçe sevgili dinleyenler. Bu maçlar var. Perşembe günü zaten program tamamlanacak. 22. hafta içerisinde oynandı. Bunun da altını çizelim. Yarın oynanacak maçlar da şu şekilde. Samsun Spor'un rakibi Kayseri Spor. Bu maç saat 17'de başlıyor. Saat 20'de 2 maç var. Çaykur Rizespor Trabzonspor'u konuk ediyor. Yine aynı saatte Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor. Hem küme düşme potasında hem de şampiyonluk yarışında önemli mücadeleler var. Küme düşme potasında ve şampiyonluk yarışında önemli kulüpler var. Küme düşme potasında da heyecan şu şekilde. Pendik Spor 2 haftadır kazanıyor. Puanını 22 yaptı. Özellikle de Pendik Spor takımı devre arasında yapmış olduğu transferlerden sonra yeni bir hava yakaladı. Bilindiği üzere Mamatiyam Kayseri Spor'dan bonservisiyle transfer edildi. Fenerbahçe'den de Umut Nair kiralık olarak Pendik Spor'a geldi. Pendik Spor 2 maçta 6 puan aldı. Şu anda puanı 22. Maç fazlasıyla 17. sırada, ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Fatih Karagümrük ve Konyaspor ateş hattında 21 ve 20 puanlar var peş peşe. Fatih Karagümrük'ün 21, Konyaspor'un 20 puanı var. İstanbulspor Süper Lig'de 20. sırada, son sırada puanı 10. İstanbulspor'un şansını da ben çok az görüyorum. İstanbulspor bu sezon lige tutunması en az olan takımlardan birisi. Bunun altını çizelim. Şansı oldukça zor. Samsun Spor 22 puanı var.
16. sırada maç eksiği var. Gaziantep FK'da aynı puanda. Maç eksiği var Gaziantep FK'nın da. Hatayspor maç fazlasıyla 22 puanda 14. sırada. Ankara Gücü 25 puanla 13. sırada. Ve Ankara Gücü'nün de maç eksiği olduğunu vurgulayalım. Alanyaspor 26 puanda 12. sırada. Dün Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldılar. Bunu belirtelim. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yükselişe geçen bir Alanyaspor takımı var. İyi puanlar topladıklarını düşünüyorum. Fatih Hoca kontrol edeyim. Sivas deplasmanında göreve geldi diyebiliyorum. Hayır. Hemen kontrol edeyim. Hemen kontrol ediyorum. Kayseri Spor maçıyla göreve geldi Fatih Hoca. İlk 3 maçta mağlup oldular. Ardından toplamda 4 beraberlik, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Ve bu süreçte sadece Başakşehir'e mağlup oldular. O da deplasmanda Fatih Hoca ile birlikte. 26 puanın kontrol ettiğimde 16'sını topladılar Fatih Hoca ile birlikte. Şu anda 26 puanlar var. Fatih Hoca göreve geldiğinde, Fatih Tekke göreve geldiğinde 10 puanlar vardı. Fatih Hoca ile birlikte 16 puan topladılar ve rahatlamış durumdalar. Ama transferlere ihtiyaçları var. Bunun da altını çizelim. Sivas Spor maç eksiğiyle 26 puanda 11. sırada. Kayseri Spor da aynı puanda. Bunu belirtelim. Üst sıralara baktığımda Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda liderlik yarışında. İnanılmaz bir rekabet. Trabzonspor 37 puanda, Beşiktaş 36 puanda. Rizespor'un puanı 32, Adana Demirspor'un puanı 31. Antalya Spor 30. Zaten ligde özellikle de ilk 7 ve 3 bölümden oluşuyor. İlk 2 şampiyonluk yarışında mücadele eden takımlar 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sırayı da dahil edebiliriz. Hatta 10. sırada Kayseri Spor'u da dahil edelim. Bu takımlar Avrupa kupalarını düşünen takımlar, 3. ve 4. sırada olup Avrupa kupalarına gitmeye çalışan takımlar, mücadeleleri bu. Ardından devam eden takımlar da küme düşme potasında mücadele eden takımlar. Bu arada ortak bir nokta Kayseri Spor, Sivas Spor, Alanya Spor. Bu takımların hem üst sıralar için hem de küme düşme potası için iddiası var. Yani eşikteler, tam bir eşikteler. Bu da ligimizde bu sezon işlerin zor olacağını gösteriyor. Bunun altını çizelim. Şimdi araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy olacak. Ayhan Şensoy ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Mahsun Başluğu yazmış. İyi yayınlar Salim kardeşim. Dünkü Adana Demirspor maçı hakkında ne düşünüyorsun? Hakem resmen hakkımızı yedi. Bunlara kim dur diyecek? Bir de transferde son durum nedir demiş. Bu soruyu cevaplayacağım Mahsun. Öncelikle Ayhan abiye hoş geldin diyelim. Ayhan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim'cim, iyi yayınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum, bizi dinleyenlere saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim. Ayhan abi, maçı ben takip ettim, sonrasında pozisyonları da izledim. Hakem Atilla Karaoğlan'ın sadece Adana Demirspor için değil Beşiktaş aleyhine de yanlış kararlar verdiğini düşünüyorum. Evet, çok kopuktu maçta. Yani, maç çok kopuktu. Yani her iki takım açısından da kötü bir yönetim sergiledi. Beşiktaş'ın da mesela pozisyonu penaltıydı. Mişu'nun yaptığı harekette çekme var, penaltı. Sonrasında gidiyorsun, Adana Demirspor'un pozisyonu var. Orada verilmeyen birkaç pozisyon var. Bu bence hakem yani, Atilla Karaoğlan, burada tarafsız olalım. Her iki taraf için de kötü. Hakemler her takım için kötü. Türkiye'de de şu an için iyi hakem kaldığını düşünmüyorum. Ayhan abi, yorumun nedir? Katılır mısın?
maalesef aynı kanaatteyim Salim. Yani alt liglerde daha vahim hatalar oluyor. Böyle maçı kafalarına göre yönetiyorlar gibi hissiyatı oluşuyor bende. Normalde olması gereken neyse çalın onu. Yani işte VAR'da var, yardımcı hakemler var, dördüncü hakem var, orta hakem var. Hiçbiriniz mi görmüyorsunuz? Artık kamera sistemi var yani, en azından buna riayet edin. Ona göre bir maç yönetin diye düşünüyorum ama maalesef her hafta hani böyle bağlanıyoruz ve hiçbir şey değişmiyor gibi Salim. Üzücü tabii. Eskisi gibi yetenekli hakem çıkmıyor. Bunun sebeplerinden biri de bu işi biliyoruz. Liyakat diye bir şey kalmadı artık hakem camiasında. Bugünün akrabasıysan, işte tanıdığın biri varsa, belediye başkanı, il başkanı, bakan, çok kolay bir yerlere gelebiliyorsun. O işi yapabilir misin, yapamaz mısın, o kısmına kimse bakmıyor. Onun da en güzel örneklerinden biri hakemler, yani işte çok olan da olduğu gibi. Hakemler de oynanan futbol gibi vasat yani maalesef. Atilla Kola olan benim ümit bağladığım, başlangıçta iyi başlayan, hani ilerisi için umut veren bir hakemdi ama her geçen gün daha kötüye gidiyor yani hakemlik konusunda. Her hafta daha iyi maç yönetmesi gerekirken, özellikle geçen sene Gaziantep Beşiktaş maçında Enkudu'nun yaptığı hareketin VAR'a gitmesine rağmen kırmızı kart gösterememişti. O konuşmalar yayınlandıktan sonra iyice dağıldı yani, hakemlikten iyice koptu. Bu sene Beşiktaş Fenerbahçe maçında önünde penaltıyı vermedi. Şimanski'nin düştüğü, sonra VAR'la penaltıyı vermişti Beşiktaş Fenerbahçe maçında. Hatırlarsın, 3-1 biten maçtan bahsediyorum. Bunun gibi bir sürü pozisyon sayarım yani. Maalesef bu sezonun kötü hakemlerinden biri Atilla Karaoğlu. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy. Ama Adana Demirspor'la ilgili şunu ekleyeyim Salim. Hani çok kısa zamanda bir direnç katmış Hikmet Hoca. Biraz akıla ihtiyacı var takımın. Oyun aklına ihtiyacı var. Onu da çözecektir Hikmet Karaman. Bunu da çözerse çok daha yol kat edeceğini düşünüyorum. Daha iyi maçlar oynayacağını düşünüyorum Adana Demirspor'un. Sanırım başkan transfer konusunda da bir çalışma içerisinde, takviye arayışında. Hatta eldeki iyi oyunculara talepler var. Onlardan iyi paralar kazanıp daha böyle düşük maliyetli oyuncular üzerinden gitmeyi planlıyor. Bildiğim kadarıyla da Demirspor farklı bir yola girdi. Bence başkana ve Hikmet Hoca'ya güvenmeye devam etsin taraftar. Özellikle ben dün takım 10 kişi kalmasına rağmen iyi buldum. Bunu da söyleyeyim. Direnci yüksekti takıma. Direnci yüksekti. Hikmet Hoca'nın gelişiyle birlikte iyi işlere imza atıyorlar. Bunun da altını çizelim. Hikmet Hoca ile birlikte güzel işlere imza atan bir Adana Demirspor takımı var. Takviyeler de gelirse iyi olacaktır. Direkt ifade edelim abi. Fikstür olarak da avantajı var. Hatay Spor ve Kasımpaşa ile, yanlışım varsa hemen bakayım da yanlış olmasın, direkt mesajlar gelmeye başlar. Hatay ve Kasımpaşa ile içeride oynuyor diye biliyorum abi. Şimdi de kontrol edeceğim. İki maç üst üste içeride diye biliyorum. Kontrol ettiğimde hayır. Hatay'la oynayacak abi. Ardından Pendik'e geliyor. Sonrasında rakip iç sahada Kasımpaşa. Yani evet. Bu fikstürden bir 7 puan toplarsa bence başarılı olur ve tekrar yukarılara tırmanır Demirspor. Bu fikstürde bence en zor maç Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa'nın da Pendik Spor maçı. Pendik şu an formda. Yani o Portekizli hoca gayet bir sistem oturttu takıma. Yani bilinçli bir takım izliyoruz sahada. Topu hızlı dolaştırıyorlar. İşte oyun sıkıştığında diğer tarafa çok kolay dönebiliyor takım. Bunlar çok etkilidir futbolda, önemlidir. Ben Pendik Spor'un son 2-3 maçlık periyodunda izlerken keyif aldığımı söylemek isterim. Şu an ligde hakikaten iyi top oynayan takımlardan, yine iyi takviyeler de yaptılar. İşte Ocak ayında Mametiyem gibi, başta Mametiyem olmak üzere. Yine Fenerbahçe'nin alınan forvetin ismini unuttum, bizim milli golcümüz. Umut Nayır. Evet, Umut Nayır'ı aldılar. Ön tarafı da zenginleştirdiler. Pendik Spor'u daha keyifli futbol oynayan bir takım olarak söyleyebiliriz. Özellikle de
Pendik Spor'da Umut Nayer'in performansı göz dolduruyor. Neler söylersin bununla ilgili Ayhan abi? Maalesef bence Umut Nayer sezon başında yanlış bir tercih yaptı. Tabii ki herkes denemek ister, büyük takımdan teklif gelince değerlendirmek ister ama tam geçen sezon Ümraniye Spor'da bir çıkış yakalamışken bir büyük takıma giderek yedek olmayı kabul etti. Yani Umut Nayer'in bence Umut Nayer'i Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun yerine alabilirdi mesela. Galatasaray sezon başı yanlış yaptı tercihinde. Ve Umut Nayer Galatasaray'da Fenerbahçe oranla daha fazla forma şansı bulabilirdi. Galatasaray'ın da böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Yani Fenerbahçe tercihi Umut Nayer için doğru olmadı. Ben çok değerli buldum. Hem futbol aklı hem sosyal aklı zeki üst seviyede olan bir oyuncu Umut Nayer. Hani bilinçli bir insan, bilinç seviyesi yüksek bir insan. Oyunu da geliştirdi. Bence Pendik Spor'u direkt çok doğru yaptı. Çünkü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Vincenzo Montella'nın giriş kadroda düşündüğü isimlerden biri. Yedek kalıp gitmektense oynayarak gidecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Belki de takımın ilk forvet olacak. Enes Ünal'la beraber orayı zorlayacak. Umut Nayer ve Türk futbolu için Pendik'e gitmesi hayırlı oldu. Şu anda da kariyerinin en olgun döneminde, en iyi yaşlarında bir forvet için. Ben performansının daha da yükseleceğinden hiç kuşkum yok açıkçası. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ayhan Şensoy sohbetimiz devam ediyor. Ayhan abi, ben de aynı fikirdeyim özellikle de Umut Nayer konusunda. Santrafor noktasında sıkıntı yaşıyoruz milli takımda. Bundan dolayı direkt performansıyla göz dolduruyor ve milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda forma giyebilir. Giymesi yüksek ihtimalde görünüyor. Ne dersin abi? Bunu kanıtladı. Yani son Montella'nın da güvendiği oyunculardan biri. Kadroda zaten olacaktı. Ben ilk 11 içinde ciddi adaylardan biri olduğunu düşünüyorum Umut Nayer'in şu anki performansıyla. Hani Cenk Tosun'un çok iyi olmadığını söyleyebiliriz performans olarak. Yani doğru. Bu da kadroda o da olacak. Enes Ünal'da durum nedir peki? Enes Ünal yeni toparladı. Geçen hafta asist yaptı. Abi sakatlık geçirdi biliyorsunuz. 5-6 ay oynayamadı. Ama önümüzde 2-3 ay var. O toparlayacaktır. O da gerçek bir profesyonel. Yani Enes Ünal'ın ben Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alacağını düşünüyorum. Yani şu an bence Enes Ünal, Umut Nayer ve Cenk Tosun aynı şansa sahipler. Biri birinden daha üstün değil. Önümüzdeki yani Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar 3-4 aylık bir periyot var. Bu periyotta hangi oyuncu kendisini daha çok üst seviyeye çıkaracak? Bu Montella'nın tercihlerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Forvet hattında çok fazla seçeneğimiz yok maalesef. Ama Enes Ünal'da toparlandı, onu da söyleyeyim. Yani son maçını beğendim, iyiydi. Evet. O da takımı için değişilmez bir oyuncu. Geçen sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti La Liga'da. Enes Ünal da geliyor yani. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy, sohbetimiz devam ediyor. Bu arada Ayhan abi, toplamda 3 maç 3 gol Umut Nayer. İkisi ligde, biri Ziraat Türkiye Kupası'nda. Antalya'ya attığı gol de çok iyiydi Ziraat Türkiye Kupası'nda. Çok güzel, evet. Bir gol attı. Ben şunu düşünüyorum Ayhan abi. Mesela Umut Nayer'in oynadığı takımlarda, başarılı olduğu takımlarda, mesela Ümraniye Spor, Giresun Spor, şu anda Pendik Spor. Bu takımların oynadığı futbol oyuncuya daha yatkın ve bizim milli takımımızla oynadığımız futbolla da örtüşüyor. Montella'da biraz hızlı kontratağı tercih ediyoruz. Bizim takımda çok hızlı oyuncu var milli takımda. Yani evet. Hakikaten Yusuf topu rakip yarı sahaya taşıyan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Kenan hepsi hızlı. Dolayısıyla kontratağa yatkın bir takımda. Futbol şampiyonasında gruplara baktığımızda da ben şimdi Portekiz'e karşı açık bir futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Yani daha dengeli, işte kontrata yatkın bir takıma çıkacağımızı düşünüyorum en azından. Bu tip maçlarda Umut Nayer'e çıkabilir mesela Montella Hoca. O her oyuncunun tabii performansı çok değerli. Ben özellikle şimdi sezonun kalan kısmında tüm takımlardaki milli takıma havuzuna girmeye aday oyuncuların
ayrı bir motivasyonla oynayacağı kanaatindeyim. Çünkü hepsi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak isteyecekler yani. Her zaman gelmiyor bu fırsat kariyerlerinde. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyecekler. Dolayısıyla bu oyuncuların yüksek performansını yükseleceğini ve bunun da hem takımlarına hem de bir takım olumlu yansıyacağı kanaatindeyim. Mesela Barış Alper Yılmaz'a dikkat et. İkinci yarıya ekstra bir motivasyonla başladı. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Direkt seçilmekten ziyade direkt milli takımın oyuncusu olmak istiyor. Her mevkide muazzam işler yapıyor Galatasaray'da. Son Trabzon maçında sağ açık oynadı. O da çok başarılıydı. İlk golün asistini yaptı. İşte bu milli takım havuzunu oluşturan tüm oyuncularda bu motivasyonu görüyorum. Onlardan biri de Umut Nayır. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yerli oyuncularımıza, Türk oyunculara sezonun kalan kısmında hem takımları hem de kendileri için olumlu yansıtacağı kanaatindeyim ben. Çünkü orası ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Bir tek o motivasyonu Halil Dervişoğlu'nda göremiyorum yani. Halil Dervişoğlu mesela ilk geldiğinde, ilk hatırlarsın abi, ilk döneminde çok iyiydi. İkinci gelişinde biraz daha düştü. Üçüncü döneminde yok. Salim, yani hiçbir bir konuda hakkında bir fikir, bilgi sahibi değilim ama benim fikrim, dışarıdan gözlemlediğim, Halil Dervişoğlu'nun bir ruhsal problemi var. Bence futbolla ayağa yatkın yani, hani pozisyon bilgisi de fena değil ama ruhsal olarak bir çöküş yaşıyor gibi hissediyorum. Yani sağdaki o duruşu, bir motivasyon kaybı, moralsizliği, biraz daha o tarafa çalışması gerekiyor. O tarafı düzeltmesi gerekiyor. En azından benim dışarıdan gözlemlediğim. Biraz yeteneğine ihanet de ediyor. Yaşı da gelip geçiyor. Belli bir yaşa da geldi artık. Hani ziyan olmasını istemem gerçekten. Yani yaşı geçiyor. Bu saatten sonra yani direkt kiralık olarak şans da buldu. Şans da buldu. Yani, buldu evet. Hani hiç şans bulmasa oynamıyor. Neyi değerlendireceğiz deriz ama sahada da görme şansımız oldu ama sahada bir şey gösteremedi bize. Evet. Peki şunu da söyleyelim Ayhan abi. Birazdan da reklam arasına gideceğiz. Reklam arasına gitmeden önce hemen soruları da paylaşalım abi. Gelen sorular var birçok dinleyenimizden. Bu sorulara göz atalım. Tekin Gelen yazmış. Salim abi, Adana'dan selamlar. Şimdi Galatasaray'da Zaha İstanbul Spor maçında forvet mi oynayacak veya Icardi ile beraber çift forvet mi oynayacak? Sizlerin görüşü nedir? Ne dersin Ayhan abi? Ben Icardi'nin yine yedek başlayacağını düşünüyorum. İkinci yarıda hoca görev verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü ciddi bir antrenman eksiği var. Sürpriz de yapabilir hoca. Ama özellikle Trabzonspor maçındaki o düzeni çok fazla hocanın bozmayacağı kanaatindeyim. Çünkü forvet hattında oldukça etkiliydi Wilfred Zaha. Icardi'nin maça başlaması benim için büyük sürpriz olur. Yani aldığım bilgide yedek başlayacağı yönündeydi en son. Ama bugünkü antrenman belirleyici olacaktır. Bugün bir taktik antrenmanı olacak. Şahsen benim fikrim şu yönde Salim. Fikrimi söyleyeyim. Bilgimi paylaştım. Fikrim şu yönde, antrenman eksiği olan bir oyuncu sakatlanma riski yüksek olabilir. Yani hafta sonu oynayacak Gaziantep maçı var sanırım Galatasaray'ın, değil mi? İstanbul'da, İstanbul Spor'dan sonra. Yanlış mı biliyorum? Hemen kontrol edeyim abi. İstanbul Spor'la oynayacak Galatasaray. Hafta sonu mesela birkaç antrenman daha yapıp Icardi o maça ilk 11 çıkarsa hem Icardi hem Galatasaray abi, hafta sonu değil Gaziantep maçı, pazartesi günü. Pazartesi günü, doğru biliyormuşum ya, bu evet. Hafta sonu olacaktı. O maça 11 çıkarırsa daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Icardi şu ana kadar bildiğim döndükten sonra 3 antrenmana çıktı sadece. Dolayısıyla uzun vadede yeniden sakatlanmaması için ben olsam hocanın yerinde yarınki maça sahile başlarım. Yani Zaha ile başlarız dediniz. Çünkü Zaha'nın performansı çok iyi Ayhan abi. Çok iyi ve Icardi'yi de ikinci yarı alırsınız Trabzon maçında olduğu gibi. İşte Trabzon maçında 15 dakika oynadı. İstanbul Spor maçında 30 dakikaya çıkarırsınız süreyi. Gaziantep maçında da ilk 11 çıkarabilirsiniz. Yani bunu periyodik olarak zaten hoca da düşünecektir. O da çok deneyimli bir isim Okan Hoca. Bu şekilde olursa daha faydalı olabileceği kanaatindeyim Galatasaray ve Icardi için. Çünkü birden yüklenirse tekrar sakatlanabilir. Çok da fazla antrenman yapmadığını söyleyeyim yani Icardi'nin. Şu ana kadar son bu ertelenen Süper Kupa maçından sonra 3
antrenmana çıktı Icardi sadece. Takımla beraber. Evet. Hemen Ayhan abi arkadaşımı gördü. Hemen onu da paylaşayım. Yücel abi. Reklama gidelim abi. Hatta beklersen teşekkür ederim. Ardından birkaç sorum daha olacak. Tamam, bekliyorum sadece. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Ayhan Şensoy. Ayhan abi, bu arada Adana Demirspor dün maçı takip ettin. Mişu önemli bir performans ortaya koydu. Adana Demirspor da Paris Saint-Germain'den oyuncunun bonservisini aldı. Çünkü oyuncunun sözleşmesinde bu sezon 7 maçta ilk 11'de sahada olur ve en az 45 dakika süre alırsa ilk 11'i de süre alırsa en az 45 dakika 7 maçta. Maliyeti ne kadar Salim? Abi ilk kez Fabrizio Romano'nun yanıldığını gördüm. Dün gece Ajans Spor'da haberini yapmıştık. Detaylı bir şekilde. İkinci satıştan pay karşılığında demiştim. Çünkü gece çok geç saatti. Teyit edemedim. Bugün teyit ettim. Fabrizio da bizden sonra ikinci satıştan %20 pay karşılığında yazmış. Az önce net teyit ettiğimde pay %25'miş abi. Fabrizio kardeşim de yanıldı. %5 yanılma payı olsun Salim. %5 yanılma payı var abi. Dün hatta haber yaptığında mesaj atmıştım. Fabrizio da bu ara benim haberleri yalanlıyor hep ya. Ben mesela Angelino Marsilya olayını yazmıştım. Sky Roma dedi. Bakalım abi. Ben de Roma'ya daha yakın duydum bu arada. Hayırlısı olsun abi, yani gitmesi daha hayırlı. Galatasaray için en hayırlısı gitmesi Angelino'nun. Evet, durum şu şekilde abi, istersen anlatayım. Maliyeti yok. Maliyeti şöyle yok. 7 maçta ilk 11 oynadı. En az 45 dakika süre aldı. Dün zaten 8. 45 dakikasıydı. Ben tam da netleştirdim. Paris Saint-Germain'e Mişu'nun ikinci satışından %25 pay verilecek. Oyuncunun sözleşmesindeki artı 2 yıl opsiyon devreye girdi ve mukavelesi Haziran 2026'ya kadar uzadı. Evet, bu sezon düzeltiyorum abi. Bu sezon 24-25. Gelecek sezon 25-26. Sonraki sezon 26-27. Düzeltiyorum, 2027. Doğru mu abi? Evet evet. 2027'ye kadar uzadı, evet. Yani bu sezon bittikten sonra, yani 2024 sezonundan sonra 2 yıl daha var. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Bence önemli bir gelişme bu. İyi oyuncu, kaliteli oyuncu. Yani ben de izlerken keyif alıyorum. Oyun aklı yüksek, iş yapacak fazlasıyla katkı. Biraz böyle nasıl diyeyim abi? Biraz böyle nasıl? Güçlense daha farklı olabilir. Yani biraz güçlenmeye ihtiyacı var o. Mesela Barış Alper Yılmaz'da bu net bir şekilde belli oldu. İlk geldiği görüntüyü göstermişler geçen Twitter'da. Sonrasında yakın dönemden bir görüntü göstermişler. Özellikle de kas yapısı çok iyiydi. Bence de böyle olması lazım. Salim, sana bir çok güzel bir şey paylaşacağım. Bununla ilgili güzel kardeşim. Bu Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'u 4-1 yendiği bir maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da, hatırlar mısın? Sergen Yalçın döneminde. Evet abi. O gün maçtan sonra o gün haber, o zaman Habertürk'te çalışıyordum. Habertürk.com'a maçla ilgili bir yazı yazmam gerekiyordu. Türk maç yazısı. Yazıyı şöyle yazdım. Tekrar etmek diye. Hayatta hangi işi yaparsan yap, tekrar etmek zorundasın. Ve üzerine koymak için. O gün maçtan sonra Sergen Yalçın çok basit 2 gol yedik dedi köşe vuruşundan, ama o gol basit bir gol değil aslında. Çünkü Sporting Lisbon belli ki o gün köşe vuruşuna organizasyonunda fazlasıyla çalışmıştı. 6 köşe vuruşu kullandılar. 2 gol attılar, 2 tane tehlike yaratmışlardı o maçta. Şunu şu yüzden söylüyorum. Bir şeye sürekli çalışırsan hangi iş olursa olsun o işte başarılı olmama gibi bir durumun söz konusu değil. Barış Alper belli ki uzun bir süredir fitness, yani salon sporuna özen gösteriyor kondisyon olarak. Hani onu kendisini baştan geliştirmek için, değil mi? Çok bariz belli oluyor zaten o değişimi. Keza diğer sporculara da bu örnek olabilir. Bu Abdülkerim bardakçılığı var. Çok profesyonel çalışan, çok profesyonel yaşayan biri. Örnek olması açısından paylaşıyorum. Ama Trabzonspor'daki Abdülkadir Ömür'e bakıyorum. Son 3 yıldır üzerine hiçbir şey koymadı.
Ya bir şeyi tekrar edersen, çalışırsan başarılı olmama gibi, gelişmeme gibi bir şey söz konusu değil. Çalışan, sürekli hangi yaptığı işle alakalı tekrar yapan insanın başarılı olmama durumu söz konusu değil. Bunu da paylaşmak isterim sadece. Yani dediklerine katılıyorum abi. Gelen sorular da var. İstersen hemen soruları da yanıtlayalım. Tabii, abi, buyur, dinliyorum seni. Mişu ile ilgili ben özellikle de Adana Demirspor'un iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Ve şey var, hani oyuncunun potansiyelini daha yukarı çıkarma olasılığı çok yüksek mi? Hani hayal ettiriyor, daha iyi işini hayal ettiriyor izlerken oyuncu, bunu belirteyim. Aslında Türk takımları zaten bundan sonra bu tip oyunculara yönelmek zorunda diye düşünüyorum. Sana geçen haftaki yayında da bahsetmiştim sadece. Evet. Yani hani potansiyelli olan ve bu takımı ve bu potansiyeli takımla beraber yukarı çıkaracak oyunculara yönelmesi lazım. Çünkü bu oyunculardan para kazanma olasılığı da yüksek. 32 yaşındaki oyuncuya 2 milyon dolar verip getirmek kolaydır ama sonrası zordur. Hem mali açıdan zor duruma düşersin, hem oyuncudan satıp para kazanamazsın. Mümkünse tüm kulüp başkanları, yönetimleri bu modele yönelsin derim ben. Bu arada bence de aynı bu modele yönelmemiz lazım. Adana Demirspor'un bu sezon yapmış olduğu transferlerde hep bunu göreceğiz gibi. Mesela Motez Nurani geldi. Dün ilk 11'de de forma şansı buldu. Hikmet Hoca şans verdi. O da etkili bir performans ortaya koydu. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer Anadolu kulüpleri, özellikle de Anadolu kulüplerinden bu tarz transferleri çok bekliyorum Ayhan abi. Çünkü artık deniz yapmak bitti. Zorundalar yani. Deniz bitti abi artık yani. Artık samimi olalım. Birkaç takım dışında transfer yapan yok Süper Lig'de. Ücretlerini düzenli ödeyen takım yok. Bir de ben anlamış değilim mesela. Harcama limitinden bahsediliyor. Pendik Spor devre arasında İnanılmaz ücretler harcıyor. Mesela Abdullah Kadir Ömür'e 5 milyon euro teklif ettikleri söyleniyor. Yani burada da bence bir çözüm olmalı. Yani mesela örneğin Ayhan Şensoy'un bonservisi 10 milyon euro. Emsal veriyorum. Ayhan Şensoy'un bonservisini 1 milyon euro olarak gösteriyorlar. Hani bir söz var ya. Bu nasıl pehriz, bu nasıl lahana turşusu diye. Gerçekten öyle. Yani burada çok farklı işler dönüyor. Bunu da ne yazık ki tüm kulüplerimiz yapıyor. Herkes de bunu biliyor. Bunu herkes için söylüyor. Hemen hemen her kulüp yapıyor bunu. Örnekleri çoktur. Herkes örnekleri yazabilirler. Yani burada ben anlamış değilim abi. Sen anlayabildin mi? Vergi kaçırılıyor resmen. İşte bu yapılıyor mesela. Bunu yani ülkemizde teknik direktörlerle asgari ücretten sözleşme imzalanıyor. Gerçekten yani futbolda bunlar araştırılmalı. Maalesef çok yanlışımız var. Kardeşim, çok haklısın bu konuda. Bazı mesela şimdi Eyüpspor, Pendikspor hakkında da çok çarpıcı iddialar da var. Hani tabii ki iddia olduğunu belirttim. Evet. Oyuncu üzerinden para aklanıyor şeklinde. Yani her hesapta kitapta bir yanlışlık varsa devlet bunun üzerine gidecektir diye düşünüyorum yani. İnşallah. Yani artık deniz bitti. Takımlar şirketleşiyor. Şirketleştikten sonra çok farklı bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor. Taraftarlar uzak kalıyor. Yani ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tribünleri tam dolan var mı? Alt liglerde daha fazla. Bölgesel amatör ligi ülkemizde daha fazla futbol sever izliyor. Yani futboldan insanlar uzaklaşıyor Ayhan abi. Senin mesela çocuğun var. Çocuğun futbolla ilgili senden dolayı spor muhabiri olduğu için. Salim şöyle bir şey söyleyeyim olduğun sana. İçin, yani sen istiyor musun futbolla ilgilenmesini, böyle devamlı işte futbol sever olmasını? Salim sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim oğlum 10 yaşına geldi şimdi. Oturup televizyonda maç izlerken evde maç kötüyse baba bunun nesini izleyeceğiz diyor, bak açık söyleyeyim. Hani biz işimizden dolayı mecburen oturup sonuna kadar izliyoruz ya. Çocuk öyle değil. Yani başka bir şeye gidiyor. Yani bunun nesini izliyorsun baba diyor. Ha, o daha 10 yaşındayken o maçın kötü olduğunun, işte sıkıcı olduğunun farkında. Yani Türkiye'de de maalesef çok böyle oynamaya yönelik girişimde olan takım sayısı az. Genelde korunaklı bir futbol oynamaya çalışıyor. Anadolu takımları, alt liglerdeki takımlar. Dört büyükler dışında.
Artık yeni neslin pek şeyi yok, tahammülü yok yani kötü futbola. Onu da söyleyeyim. Eskisi kadar böyle hani futbolun bu kadar böyle hani yeni nesil özellikle Z kuşağında çok fazla karşılığı olmadığı görüşündeyim ben. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama müşteri kaybolacak futbolun uzun vadede. Yani 90 dakika oturup sıkıcı bir maçı izlemez yeni nesil. En azından onu net bir şekilde gözlemliyorum. Abi yeni nesile geçtim. Benim mesela işim futbolla ilgili. Ben mesela bizim ligimizde maçları izlerken direkt elime falan böyle telefon alabiliyorum ya. Çok kötü maçlar abi. Bazı maçlar oluyor mesela. Süper Lig'de mesela kilitleniyor maç. Orta sahada yani böyle direkt orta sahada karşılıklı pas trafiği şeklinde geçiyor. Hafta sonunda öyle ama tüm maçları takip etmeye gayret gösterdim. Kafede oturuyorum, çayımı içiyorum, takip edeyim diyorum. Sivas Antep maçı çok heyecanlıydı hafta sonu. Evet, güzel maçtı. Galatasaray Trabzonspor maçında Galatasaray fark attı. Tebrik edelim. Ama yani ligin önemli camiası Trabzonspor sahasında da 5 gol yemez. Yani çok yani böyle 2 yıl öncesinin şampiyonu 2 yılda bu hale nasıl gelebilir ki? Yönetim hemen hemen aynı. Hoca hemen hemen aynı. Hoca aynı abi. Bile. Hoca değişmedi. Yani Trabzonspor'un yani konudan konuya geçiyoruz. Yani, ama evet. Zaten programın özelliği o. Trabzonspor da şu an yönetilmiyor yani. Yani çok kötü durumda. Sayın Başkan çok başarısız bana göre yani. Evet. Mesela Trabzonspor dediğin gibi şampiyon oldu. Şampiyon olduktan sonra bir takım nasıl böyle geriye gider abi? Değil mi? Yani araştırılması gereken bir olay. Dün biz mesela Bursa Spor'u konuştuk. Bursa Spor dosyasını konuştuk. Bursa Spor 2009-2010 sezonunun şampiyonu şu an kulübün kapısına kilit vurulacak. Yani o boyuta mı geldi? Arkadaşlarla sohbet ederken dedim bu düşüşü borsada yaşamadık ya bizler. Yani paraşütsüz bir düşüş var futboldaki takımlarda. Maalesef, maalesef öyle sanırım. %100 haklısın. Tamamen işte yani şöyle bir gerçeklik de var. Evet abi. Mali durumu iyi olan birçok iş insanı futbol üzerinde işte üyesi olduğu kurum yönetici başkan olarak kendini bir pazarlama düzeltme girişimine girdi. Son 15-20 yıla baktığımızda bunun çok örneği var. Tekrar etmeyeyim. Futbol biraz maalesef para götürme tabiri caizse halk tabiriyle para götürme alanına dönüştürüyoruz bazı yöneticiler için. Hala da şu an bunu yapan çok fazla sayıda yönetici var. Bu da keşke biraz daha böyle denetlemeye hani her açıdan iyi denetilen bir alan olsa futbol kulüplerinin tüm yönetim kısmı. Burada çok ciddi açıklar olduğu için futbol üzerinden kendisini kişisel ve bir çete halinde zengin olan çok insan var Türkiye'de. Bunu da hepimiz biliyoruz değil mi sen? Kesinlikle haklısın. Mesela futbol camiasına girip futbol camiasında yönetici olup kendisini tanıtan insanlar var. PR şirketi olarak takımları kullananlar var. Aynen. Ondan sonra diyor ki mesela taraftar işte X Ayhan Şensoy diyeyim abi. X demeyeyim yanlış anlaşılmasın. Yani X bilinmezlik olduğu için söylüyorum. Ayhan Şensoy işte geldi bir takımın başkanı oldu. İşte cebinden Ayhan Şensoy 100 milyon euro para harcadı. Cebinden Ayhan Şensoy şunları yaptı, cebinden verdi falan. Orası da muamma. Kulüpleri kendilerine borçlandırıyorlar, şirketleştiriyorlar. Kulüpleri satın alıyorlar. Sonrasında Türkiye tanıyor bu insanları. Net söylüyorum, 100 milyon euro verdi mesela. 100 milyon eurodan daha fazlasını verse, PR şirketi kursa bu kadar reklamını yaptıramaz. Yanlış mı düşünüyorum? Aynen abi, seste bir problem var ama duyabiliyor musun? Şu an nasıl geliyor mu? Şu an çok iyi, harika. Yani son 20 yıla baktığımızda Salim, geçen hafta da belirtmiştim, tekrar düşüneceğim ama son 2000 yani 2000 yılının başından itibaren futbolda gelirler acayip bir şekilde artıyor. 3-4 katı, 5 katı artıyor ama yani gör ki yönetici seviyesi de o kadar düşmüş. 90'larda geçen hafta sana bahsettim yani işte
Gaziantep'te Celal Doğan, Gençler Birliği'nde İlhan Cavcav, Kocaeli'de Vefa Sinan, Samsun'da İsmail Yanık, böyle sana bir sürü başkan sayardım. Evet. O kişiler muazzam yöneticilerdi. Afrika'da Wikipedia yok, YouTube yok, Transfermarkt yok, gelip ne, harika oyuncular bulup getirirlerdi. Evet. Şimdi her şey var. Her türlü imkan var. Yani diyor ki şey yok. Yani iyi yöneten bir yönetici grubu yok. Türk futbolunun en önemli sorunlarından biri de yönetimseldir. Bunu da tekrar etmek isterim. Çünkü yine az önce bahsettiğimiz konuya gireceğim. Kendi PR'ını yapmak için, şovunu yapmak için kulüplerin başına geçen kişiler var, yöneticiler var. Bunlar da maalesef Türk futbolunu hiçbir yere taşıyamazken kendileri bir noktaya, yani servet kazandılar, itibar kazandılar ama kulüpleri perişan ettiler maalesef. Kesinlikle öyle. Bunu söyleyeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Bugün de kapatmadan şunu söyleyeyim abi. Bugün özellikle de 24 Ocak denince akla Türkiye'de iki isim Uğur Mumcu gelir, değil mi? Uğur Mumcu ve Gaffar Okan. Gaffar Okan geliyor. Uğur Mumcu gazetecilik alanında hepimizin örnek alması gereken bir isim. Gaffar Okan çok çok önemli bir isim. Diyarbakır'da yaptıkları hala anlatılıyor hafızalarda. İki ismi de hain saldırıcı sonucu kaybetmiştik. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ve iki ismin de vefat tarihi aynı gün. Ben de saygı ve sevgiyle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Türkiye'nin kaybıdır. Türkiye'nin çok önemli iki kaybıdır. Benim nezdimde ve herkesin nezdinde. Gerçekten her zaman yaşayacak bu cumhuriyetin temel taşlarından iki önemli isimdir Uğur Mumcu ve Gaffar Okan. Ben de saygıyla anmış olayım sadece senin var. Evet. Senin hatırlatmana da sevindim ayrıca bugün. Evet, yani bugün önemli bir gün 24 Ocak. Hatta yani ben de normalde vefatlarla ilgili paylaşım yapmam ama Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'la ilgili sosyal medyada da paylaşım yapıyorum. Benim için de iki değerli isim. Hala hafızalarda yaptıkları. Sana şöyle söyleyeyim mi Salim? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gazetecilik dendiğinde benim hala bir numaram Uğur Mumcu'dur. Ben o öldüğünde 7 yaşındaydım. Onların sayesinde biz bu mesleği sevdik. Yani bunu paylaşmak isterim seninle. Gerçekten gazetecilik alanında çok çok önemli isim. Buradan da arkadaşlarımıza tavsiye olsun, kitaplarını okuyabilirler Uğur Mumcu'nun. Önemli özellikle isim. Genç nesile tavsiye ederim. Genç neslin okumasını çok isterim ben de. Size. Evet. Gazetecilik alanında önemli bir isimdi. Ne yazık ki iki ismi de hain saldırı sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Ayhan abi. Çok çok sağ ol. Değerli yorumlarınız. Rica ederim. Sana ve dinleyenlere güzel bir gün dilerim. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Hoşçakal Ayhan abi. Bu arada kapatmadan şunu söyleyeyim. Yeni bir projem var. Cüneyt Özdemir'le birlikte YouTube kanalında yeni bir projeye başladın. Evet Salim. Çok kısa Çelik'te, bahsetmek isterim. Evet. İlk konuğun Çelik'te şarkıların hikayesini anlatıyorsunuz. Ben normalde çok fazla televizyon izleyen bir kişilik değilim ama İzlediğim, takip ettiğim birkaç dizi var. Bunun dışında zaman zaman YouTube'da denk gelen videolar izliyorum. Siz yapmış olduğunuz videoyu hiç sıkılmadan izledim abi. Başarılar diliyorum. Çok da teşekkür ederim. Kırmıyorsun, yayınlarımıza da bağlanıyorsun. Projen hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler Salim'ciğim. Keyif almandan mutlu oldum. Ben biliyorsun kitap yazarlığı, işte sanat programı, spor yazıcılığı, her şeyi seviyorum. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Sana da yetişmekten keyif alıyorum yani. Teşekkür hoşça ederim kal, abi. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ayhan Şansoy'du. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün yayınımız 1 saatti. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo Spor.